Canım arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım 5 tane soru çözdüğümüz SML X Large ve x Large serimizde bugün sizlerle ele alacağımız konu fonksiyon. Fonksiyonları ikinci defa ele alıyoruz ve fonksiyonla alakalı en dipten en zirveye kadar çıkan 5 tane soru çözeceğiz. Düzey düzey ayrılmış sorular olacak arkadaşlarım bunlar. Hazırsanız geçelim dersimize. İlk soruya beraber bakalım. fx eşittir eksi 6 x artı 12 fonksiyonunun eksenleri kestiği noktalar a'ya 0 ve 0'a b'dir. Buna göre a kere b kaçtır diye soruluyor. Yani diyor ki sen bu fonksiyonda a'yı yerine yazarsan F A ne gelecekmiş 0. Bir de 0'ı yerine yazarsan o zaman da B geliyor diyor. Yani bunun Türkçe'si bu. E şimdi F A 0 ise A yerine yazalım eksi 6 A artı 12'nin ne gelmesi lazım 0. Yani burada 6 A eşittir 12'dir. ise... A tabii ki 2'dir. Devam edelim. F0'da B'ydi. 0 yerine yazarsam. Eksi 6 kere 0 artı 12 eşittir bana B'yi verecekti. Yani buradan B kaçmış. Tabii ki de 12'nin ta kendisiymiş. A2 ve B12. A kere B sorulmuştu. 2 kere 12 24 yapar. O halde cevabımız da E şıkkında verilmiştir deriz. Devam edelim. Medium sorumuza small diyordum. Small beni andı. Medium soruyla devam ediyoruz. Ne demiş medium soruda? F doğrusal fonksiyon. Ve ffx de 3x artı e, 9x artı 4'müş. Buna göre f-1 kaç olabilir diye soruluyor. Olabilir diye sorulmuş çünkü birbirinden farklı iki tane fonksiyon bekliyoruz. Şimdi doğrusal fonksiyon ise ben bu doğrusal fonksiyonlarda bir tane doğrusal fonksiyon genellemesi yapacağım. Bu doğrusal fonksiyonumuz ax artı b olsun diyeceğim. Tamam mı? Daha sonrasında f fx demiş ya yani f fonksiyonunun içerisinde fx'i yaz demiş. Yani ax artı b'yi yaz demiş. E madem öyle ben x gördüğüm yere ax artı b'yi yazarsam a parantezinde ax artı b ve artı b gelecektir. a'yı içeri dağıtacak olursam a kare çarpı x artı ab artı b olacaktır. Şimdi burada benim fonksiyonum 9x artı 4'e eşitmiş. Yani 9x artı 4 dedim. Bak şimdi iyi izle. Şuradaki x'in katsayısı olan a kare 9'a eşit olurken şuradaki AB artı B de 4'e eşit olacak. Yalnız burada A kare 9 ise A'nın 2 tane ihtimali var. Eksi 3 veyahut artı 3'tür A dediğimiz sayımız. Tamam çok güzel oldu. Neden? Çünkü gençler biz şunu anladık. Birbirinden farklı 2 tane fx çıkabilir dedik ya. İşte bunun sebebi A A'lardır. A'nın bir eksi 3 bir de artı 3 çıkması. Şimdi A eğer eksi 3 ise a eğer eksi 3 ise şurada yerine yazarsam eksi 3b artı b'den eksi 2b gelir. Bu eksi 2b de buradaki 4'e eşitse tabii ki de b eksi 2'dir. Böylelikle benim fonksiyonum hani ax artı b'ydi ya. A burada ne geldi? Eksi 3. B de eksi 2 geldi. Demek ki benim fonksiyonum eksi 3x eksi 2 olabilirken bir de A eşittir 3 ise diyeceğim. Böylelikle A3 ise 3B artı B'den 4B olur burası. 4B eşittir. Aha da burası yine 4'e eşit olacak. Yani B kaç oluyormuş? 1 oluyormuş. Yani gençler A3 ve B1 ise fx fonksiyonumuzda Ax artı B'ydi biliyorsunuz. fx eşittir. 3x artı 1'e eşit olur. Şimdi f 1'den bahsetmiş ya. Eksi 1'i götürüp yerine yazıyorum. Eksi 3 kere eksi 1 eksi 2 diyeceğim. E şurası 3 hocam. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Eksi 1'i bir de burada yerine yazıyorum. 3 kere eksi 1 eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelir. Demek ki benim f eksi 1'imin alabileceği değerlerden bir tanesi de eksi 2'ymiş. Eksi 2 ve 1 var. E hangisi olabilir cevap demiş. Cevap 1 olabilir çünkü biz 1'i bulduk. ilk bulduğumuz fonksiyonda. Devam ediyorum Larch soruyla arkadaşlarım. Larch sorumuz ekranda ve bakalım soruya. fx fonksiyonun grafiğini verdim ben sana demiş. 2 çarpı fx bölü 3 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı soruluyor. Şimdi normal şartlar altında fx fonksiyonu nerelerde kesmiş bizim x eksenimizi? Bir eksi 2'de, bir 3'de, bir de 5'de kesmiş. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, dışarıdan 2 ile çarpmak demek ki fonksiyonun x eksenini kestiği yerleri değiştirmez ama y eksenini kestiği yerleri değiştirir. O zaman bizim buradaki 2 ile işimiz yok. Bu bir, birinci uyarı, ikinci uyarı x bölü 3 demiş ya içeriği 3'e böldüyse bak içeriği 3'e böldüyse o halde x eksenini kestiği yerlerde 3 katına çıkmıştır. Yani eksi 2 değil artık eksi 6'dan, 3 değil artık 9'dan ve 5 değil artık 15'ten geçecektir x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı sorulmuştu. Eksi -6 9 daha 3 yapar. 15 daha 18 gelir. Demek ki doğru cevabımız da 5'lik olacaktı. Bu soru neden large kategorisinde? Sanki yukarıdaki soru daha zor gibi. Hayır, yukarıdaki soru daha kolay. Sadece işlem açısından daha işlem kalabalığı var. Bu sorunun da işlem olarak hiçbir kalabalığı yok sadece ama sadece düşünsel kalabalığı var. Eğer sen o kalabalığın içerisinden doğru bilgileri hatırlayıp çekip alırsan işte o zaman doğru sonucu da çok rahat bir şekilde ulaşırsın. Bu bütün zor sorular için geçerli. Evet devam ediyorum. X large sorumla artık sayfamız sağ üst tarafında. Sen de bu pdf'i açıklama kısmında ücretsiz biçimde linkini koydum. Buradan tek tıkla indirebilirsin. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları doğrusal fonksiyonlar olmak üzere bize 3 tane ifade vermiş ve sorulan şey şu daima doğru olan soruluyor. Tamam çok güzel. Şimdi iki tane doğrusal fonksiyonun toplamı da doğrusaldır deniliyor. Şimdi biraz düşünelim. Doğrusal fonksiyon olarak fx eşittir örnek veriyorum x artı 2 ve gx fonksiyonu da x artı 3 olsun. Ben bunları toplarsam 2x artı 5 gelir çok güzel doğrusal. Yalnız şöyle bir durum var ben size hep söylüyorum daima her zaman işte kesinlikle gibi e, ifadeler e, barındıran bu sorularda öncülü sorularda bizim yapmaya çalıştığımız şey şu olmamalı. E, biz hep sağlayan örneklerle bak bu da sağladı bu da sağladı bu da sağladı demek ki doğruymuş demek değil de bizim yapmaya çalıştığımız yapmamız gereken şey şu. Aksine örnek bulmaya çalışmak. Aksine örnek bulamıyorsan doğrudur diyeceksin. Buluyorsan eleyeceksin zaten. E şimdi burada ben sağlayan bir örneği gösterdim. Bu iş bişime yaramayacak. Sağlamayan bir örnek bulmam gerekiyor. Doğrusal fonksiyonun tanımı neydi? Şuydu hocam. A ve B. Eleman reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. Fx eşittir. Ax artı B biçiminde yazabiliyorsam ben bir fonksiyonu işte bu fonksiyona doğrusal fonksiyon diyordum. Tanımı bu şekilde bak tanımı. Tanımı bu şekilde. Peki şimdi o zaman ben fx'i gittim x artı 2 seçtim. gx'i de eksi x artı 3 seçtim ve bunları topladım. Topladığım zaman bak fx artı gx'den bahsetmiş. Topladığım zaman ne gelir bana f artı gx fonksiyonu? f artı gx fonksiyonu eşittir 5 gelir. Şimdi burada bunun x'li teriminin katsayısı demek ki 0 oldu. Ve ne demiştik? A sıfır olamaz demiştik. Yani baş katsayı sıfır olamaz. Sıfır olursa o zaman ne fonksiyonu Sabit fonksiyondur. Bu doğrusal fonksiyon olarak tanımda yeri geçmiyor. Dolayısıyla birinci öncül patladı. Fonksiyonu her zaman doğrusal değilmiş. F çarpı g fonksiyonu doğrusaldır demiş. E şimdi ben burada birinci dereceden bir e, fonksiyonla birinci dereceden bir fonksiyonu çarparsam tabii ki de ikinci dereceden bir fonksiyon elde etmek zorundayım. Ama bana bunların çarpımı da doğrusaldır demiş. İkinci dereceden olan fonksiyonlar doğrusal değil paraboliktir. Bundan kaynaklı ikinci öncül de patlamış oldu. Şimdi şuna bakalım f bileşke g fonksiyonu doğrusaldır. Evet ben birinci dereceden bir fonksiyonun içerisine ax artı b'nin içerisine cx artı d gibi bir fonksiyon yazarsam bileşke olarak a parantezinde cx artı d artı b fonksiyonu da gördüğünüz üzere dağıttığımız zaman her daim birinci dereceden gelecektir ve tabii ki de doğrusal olacaktır. Bundan kaynaklı cevabımız Bursa olacaktı sevgili arkadaşlarım. Birinci öncül inanılmaz derecede çeldiriciliydi. Bundan kaynaklı birinci öncüle aman ha dikkat ediyorsun. Tamam. X darç sorumuzu çözdük. X darç buysa x x darçı merak ediyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Hemen merakınızı gidereyim o zaman. Her x reel sayısı için fx fx artı birden büyüktür demiş. Şimdi içerisi büyümüş bak x'ten x artı 1'e gelmiş değil mi? İçerisi büyümüş ama fonksiyon küçülmüş. Yani fx, fx artı 1'den daha büyük oluyor. Bu tarz fonksiyonlara biz ne diyoruz? Azalan fonksiyon diyoruz ve gerçel sayılardaki her x reel sayısı için geçerliyse demek ki bu fonksiyon her yerde azalan. Şimdi azalan bir fonksiyon düşünüyoruz. Bu azalan fonksiyonda aşağıdakilerden hangisi doğru olmayabilir denilmiş. Şimdi 5, 8'den daha küçük olmasına rağmen F5, F8'den büyük olur azalan fonksiyonlarda. Yani doğru. 1, 10'dan büyük olmamasına rağmen F1, F10'dan daha büyük olur. Doğru. Yani doğru derken şöyle doğru. Eksi 5, eksi 1'den büyük değil ama F5, F1'den büyüktür azalan fonksiyonlarda. Bu da doğru. Şimdi buraya geldik. 3, F1 büyüktür. F2 artı F3 artı F5 demiş ve 2, F2 F1'den daha büyüktür demiş. Şimdi normal şartlar altında ben F2'nin... F1'den e, şöyle F2'nin F1'den daha küçük olduğunu yani F1'in F2'den daha büyük olması gerektiğini biliyorum azalan fonksiyon olduğu için. E şimdi ben şunu 2 ile çarparsam yani 2 katına çıkarsa acaba gerçekten bundan daha büyük olma imkanı var mı? Olma ihtimali var mı? Hadi diyelim ki buradan emin olamadık. D şıkkına bakalım. 3 F1 acaba gerçekten F2 artı F3 artı F5'ten daha büyük olur mu? Şimdi normal şartlar altında F1 F2'den daha büyük mü? Evet. Azalan fonksiyon olduğu için F1 f3'ten büyük mü Evet Peki F1 F5'ten büyük mü E tabi buna da okey diyeceğiz Şimdi ben bunları toplarsam eğer gençler 3 tane F1 doğal olarak F2 artı F3 artı F5'ten tabii ki de büyük olacaktır Yani bu daima doğruymuş. E madem öyle daima doğru olmayan E şıkkı var. Bunu da bir tane e, örnek vererek açıklayabiliriz. Mesela F1 normal şartlarında 1 olsun. Bu da eksi 2 olsun. E Şimdi ben bunu 2 ile çarparsam şurası eksi 4 olur. Burası hala 1'dir. Peki eksi 4 birden daha mı büyük? Tabii ki de hayır. Demek ki cevabımız neymiş? E şıkkı olacakmış diyebiliriz. Şimdi birbirinden güzel 5 tane düzey düzey ayrılmış S, M, L, X'lar ve large sorular çözdük seninle. Bir sonraki konumuzda o halde sözleşelim ve birbirimize söz verelim ve bir sonraki konuda görüşelim. O konuya kadar, o videoya kadar hoşça kal, sağlıkla kal ve AYT kampına da katılmayı lütfen unutma. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.